Ayrıca küfür çok organize ve kararlı olarak dünya çapında bütün Müslümanları çok zor durumda bırakarak ilerliyor Deccaliyet. Şimdi münafık ne yapıyor? Müslümanlardan ayrılıp küfür içerisinde odaklanarak, mevzilenerek mevzi alıyor. Yani orada bir kere siper oluşturuyor. Küfrün içinde siper oluşturuyor. Hedefinde doğrudan Müslümanlar oluyor. Küfrün içinde geçse, küfürle mücadeleye karar verse, ki bu da acayiptir çünkü diyecek ki Müslümanlar ya beraber mücadele edelim demesi lazım. Ya Müslümanlardan ayrılarak mücadele haramdır. Yani çünkü Allah birlikte mücadele edin diyor. Ayrılarak mücadele yok. Ayrıldın, hadi bir günaha girdin. Peki neden doğrudan Müslümanları hedefliyorsun? Eğer amacın bir şeyler yapmaksa doğrudan küfrü hedef alıp onlarla uğraşman lazım. Çünkü Müslümanlarda olduğunu iddia ettiğin hususlar, ki uydurma hususlar, hayali hususlar, en çirkininen, en berbatıyla küfür de var. En gelişmişine. Orada mevzi almışsın. Tek hedef olarak Müslümanları görüp geceli gündüzlü sadece Müslümanlara yöneliyorsun. Küfürle uğraşıyor musun? Hayır. Bir de arkasından diyor ki münafık nasıl oluyoruz diyor. Peki bu münafıklık değilse bu ne olmuş oluyor? Ve Allah'ın ayetlerini değiştiriyorsun. Müslümanlar birlikte çalışması, birlikte olması gerekirken Müslümanların tek tek olması gerektiğini iddia ediyorsun. Allah'ın ayetini değiştiriyorsun. Ve Müslümanların dağılmasını istiyorsun. Münafık bunu yapmıyor mu? Müslümanların dağılmasını istiyor. Bir an önce dağılsın diyorsun. Ben Müslümanların birlikteyken de içlerinden haber taşıyordum diyorsun. Bunu münafıklar yapıyor işte. Bunların sadece bir tanesi bile münafık olduğunuzu göstermeye yeterlidir. O güruhat ve o güruhattan daha önceki nesil, ondan daha önceki münafık nesli. Bunların hepsinde aynı mantık oldu. Çıkarlar, küfür içinde mevzi alır, Müslümanları ana nokta haline getirirler, bütün gücüne Müslümanlara saldırır, küfürle de gayet iyi geçinirler ve teşvik ederler. Ve ayetleri değiştirirler. Müslümanların içinde olduğu halde eğer bir hata varsa dersin ki Müslüman ya bak Kur'an ayetine göre bu yanlış, doğrusu budur dersin. Emri bir maruf nehyen münker vardır. Sesini çıkartmıyorsun. 20 yıl övüyorsun. Evet. Ayetlerle anlatıyorsun. Kur'an'la anlatıyorsun. Doğru olduğunu anlatıyorsun. Eğer hata görsen dersin zaten gel ayette. Değil mi? Arkadaşlar burada Allah'ın ayeti böyle. Burada bir yanlışlık var herhalde demen lazım. Demiyorsun. Ayeti tasdik ediyorsun. Bu doğru diyorsun. Ve 20 yıl böyle devam ediyorsun. 21. yılda her şey terse diyorsun. Nereden diyorsun bunu? Küfrün içinde mevzi aldıktan sonra. Hedefinde kim var? Müslümanlar var. Amacın ne diyorsun? Müslümanların dağılmasını istiyorum. Peki sen darvinizme karşı mücadele edeceğim? Yok ben etmeyeceğim diyor. İngilizlerin devletine karşı mücadele edeceğim? Bunu da etmeyeceğim diyor. Hadi dağıttığını farz edelim. İngilizlerin devletini ne yapacaksın? Destekleyeceğim diyor. Darvinizm onu da destekleyeceğim diyor. Homoseksüeller onları destekleyeceğim diyor. Küfür onlarına benim alıp veremediğim yok diyor. Aynı kafadayız diyor. İç içe yaşıyoruz zaten diyor. İslam'ın hakimiyeti ondan vazgeçtim diyor. Mehdiyet hiç kabul etmiyorum diyor. İsa Mesih'in inişi hiç kabul etmiyorum diyor. Müslümanların başına bir lider gelmesi konusu o asla olmaz diyor. Kardeşim adamların böyle bir soru sormasına ben hayret ediyorum. Ya fokur fokur münafık diye kaynıyorsun işte. Bunlardan bir tanesi yeterli münafık olduğunu göstermek için. Bir tanesi yeterli. Hangi birini anlatalım yani? Münafıklarda hepsinde enaniyet oluyor. Hepsinde kibir ve enaniyet ve büyüklük hissi. Ayrılır ayrılmaz münafıkların kitabı ellerinden geçiyor. Tek tek münafık uslubuyla başlıyorlar.
Müslümanlara karşı var güçlerinden dağıtma faaliyetine. Göya. Dağıtınca ne olacak diyoruz? Homoseksüellik serbest olacak diyor. Başka? İngilizlerin devleti de serbest olacak. Başka? Darwinizm serbest olacak. Hepsinin devamından memnun oluruz diyor. Yani bak ne size yaptıracağız ne de biz yapacağız diyor. Bizim görevimiz bu diyor. E kardeşim şeytanın görevi de aynısı işte. Ha sizin faydanız ne olur? Müslümanların birlikteliğini artırır. Müslümanlara nereden saldırılabileceğini dair bilgileri görmüş oluruz. Çünkü nerelerden saldırılabileceğini onlar daha şeytani olduğu için daha çok görebilir. Oraların tahkimatını sağlamış oluruz. Mesela farz edelim Darwinizm noktasından saldırmak istiyor. Oranı daha güçlendiririz. Müslümanlardaki meskeneti kaldırır. İttifak gücünü artırır. Şevki artırır. Bereketi artırır. Bereket açıkça da görülüyor zaten. Evet. Münafıkta da akli çökmeye neden olur. Bedeni çökmeye neden olur. Bereketi gider. Her şeyi gider. Ama asıl olan cehennemdeki azaptır. Yani gayya kuyusunda çekecekler azaptır. Ama münafık gayya kuyusuna inanmadığı için, ayete inanmadığı için dünyadaki halden anlar. Müslümanlar sürekli ilerlemiş, gelişmiş. Ama münafıklar hep batmış, hep dağılmış. Mesela daha önce münafıklar hep öyle iddiayla çıktılar işte. Siz hatalısınız, biz doğru yoldayız. Sonra baktı hepsi dağılıp gitmişler. Hiçbiri namaz kılmıyor. Her münafık grubu bakıyoruz, sonunda namazı terk ediyorlar. İslam'ı terk ediyorlar. Evrimci oluyorlar. Hepsi evrimci oluyor. Hepsi küfürle iç içe, küfürle ahbap. Dolayısıyla münafık alametleri tam tahakkuk etmiş oluyor. Biz de bunu görüyoruz. Mümin olarak görüyoruz. Zaten münafığı biz rahat teşhis edeceğimiz şekilde Allah yaratır. Yani küfrü teşhiste biz zorlanmayız. Münafığı da aslında bunu anlatmaya gerek yok da fakat zahir olsun diye çok az bir delilini anlattım. Yani yüzlerce delil oluşur münafıkta. Bunlardan bir tanesi yeterlidir. Tek bir tanesi yeterlidir. Ama biz tabi ibadet olarak hepsini anlatıyoruz. Küfrü tarife gerek yok. Açıktır küfür. Münafığı tarife gerek yok. Açıktır. Müslüman açıktır. Takva Müslüman o da açıktır. Yani takva Müslümanı nasıl anlarız diye bir şey olmaz. Anlaşılır. Münafıkların özelliği bu oluyor. Biz ıslah edicileriz diye ortaya çıkıyorlar. Fakat fesat, amaçları fesat oluyor. Mesela her münafıkta ben kadın düşmanlığı gördüm. Bütün münafıklarda bu var. Kadın karşıtılığı. Ve hepsinde homoseksüel eğilim veya homoseksüellik var. Resulullah zamanına bakıyorsunuz. Resulullah zamanında da homoseksüeller. Mesela Samiri o da homoseksüel. O devirde de homoseksüel. Yani şeytani yapı zaman için hiç değişmemiş. Onların gözler önünde İslam adım adım ilerleyecek. Kendilerini yerden yarattılar, bütün münafıklar. Parçalandılar, bölündüler. Ama Müslümanlar birlik ve bütünlük içerisinde faaliyetlerine devam ediyorlar. Ve katlanarak, gelişerek. Münafıkların en ağırına giden de yaptığımız faaliyetlerin çok güçlü, çok amansız ve çok çaplı olması. Mesela 300 kitap 300 kere münafıkların ciğerini yakıyor. O kitaplarda ki isim var ya, onları mahvediyor, mah. O damga var ya, yani ciğerlerini yakan damgadır o. Acayip canlanıyor. Nereye gitse onu görüyor. En duymak istemediği şeyi en fazla duymuş oluyor. Darwinizmle mücadeledeki başarımız münafıkların akıl almaz ağırına gidiyor. Çok acı bir ızdırap içerisindeler. Müminlerin kadın sevgisi
onların çok ağırına geliyor. Çünkü münafıklarda Allah o sevgiyi onların elinden alıyor. Bir mucize olarak münafıklarda kadın sevgisi olmaz. Bakın bu çok nettir. Kadın karşıtıdır, kadın düşmanıdır münafıklar. Şiddetli kadın karşıtıdır. Çok kibirli ve enaniyetlidirler. Müminlerde zenginlik, bereket artar. Münafıkların hayatına bakın, hep sürünerek geçer. Kazansa bile hayatı sürünme şeklindedir. Mesela bin web sitesi münafıkların acayip ciğerine oturuyor. Çok ızdırap çekiyorlar. Bu 167 ülkeden her ay 47 milyon insanı ziyaret etmesi münafığın en acı çektiği olaylardan bir tanesi. Münafıklar müminleri hep kolay görmek isterler. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimdi. Kendi halinde bir insan. Onun sonradan Mekke ve Medine zenginlerine rağmen peygamber olması, zengin olması münafıkların acayip ağrına gitti. Ondan da kalmadı. Çok güzel hanımlar münafıkların en ağrına giden o olay oldu. Peygamberimize peş peşe giriyordu. Ve peygamberimizin kudreti en ağırlarına giden olaydı yani. Sevme kudreti. Aşk kudreti. Çok çok ağırlarına gidiyordu. Gençliği, dinçliği çok ağırlarına gidiyordu münafıkların. Bakın 300 alçak ya toplam 900 kişi zaten. Bak 300 alçak çıkıyor onların içerisinden. Münafık. 300. Peygamberimize baş kaldırıyorlar ve peygamberimizi eleştiriyor bunlar. Halk kahramanı havasında. Sahte halk kahramanı havasında. Peygamberimize olmadık söz ağırlarına gidiyor. Mesela hanımları çok ağırlarına gidiyor. Hanımların güzel olması, bakımlı olması çok ağırlarına gidiyor. Peygamberimize karşı nefretlerini açıkça da dile getiremiyorlardı. Fakat dolaylı yollardan anlatmaya çalışıyorlardı. Çünkü bak hem ellerinde de Kur'an var bak münafıkların. Yani çok bu acayip bu. Hem peygambere tavır alıyor hem de ellerinde Kur'an var. Mesela peygamberimizin Müslümanları mücadeleye davet etmesinde tabii ki zorluklar oluyor. Mesela can kayboluyor, yorgunluklar oluyor. Efendim hastalıklar da olabilir, her şey olabilir. Ama sonuçta Allah'ın rızası kazanılıyor, İslam yayılıyor, Müslümanlar rahat ediyor, kadınlar, çocuklar kurtuluyor. Müminlerin sayısı arttığı için İslam hakim bir konuma geliyor. Öbür türlü Müslümanlar ezerler, Müslümanlıkta hiçbir şey kalmaz. Peygamberimizi Müslümanları bile bile ölüme gönderen insan gibi göstermeye çalışıyordu. Ve işte Müslümanları yoran, onlara nöbet tutturan, efendim gazvelere çıkartan, sıcakta mücadele ettiren, vicdanına uymayan insan gibi göstermeye çalışıyorlar ve kendilerini de halk kahramanı gibi göstertiyorlardı. Halbuki onların dediği yapılsa Müslümanlık kökten bitecek. Evet, ve hiçbir Müslüman kalmayacak. Evet. Bak hem yapmıyorsunuz hem yapanı durdurmaya çalışıyorsunuz. Evet. Hem dağılmışsınız hem Müslümanları dağıtmaya çalışıyorsunuz. Hem Darwinizmi savunuyorsunuz, Darwinizmi karşı mücadele edenleri durdurmaya çalışıyorsunuz. İngiliz derin devletinin çakalları iç içesiniz. İngiliz derin devletine karşı mücadele edenlere karşı da bütün gücünüzle mevzi alarak mücadele etmeye kalkıyorsunuz. Siz kimle mücadele etmiş oluyorsunuz? Müslümanla mücadele ederken Allah'la mücadele etmeye kalkıyorsunuz. Allah ne diyor? Hazbul galibun diyor Allah. Allah hizbi galip olandır diyor. Sen Allah'a mekir hazırlarsan Allah da senin belanı verir. Yaptıkları çok ucuz, sıradan, münasebesiz taktiklerdi. Kur'an'da buna dikkat çekiliyor. Sadece sizi rahatsız etmek isterler diyor sözle. Ya bu Kur'an'ın mucizesi bak hiçbir şey yapamaz diyor. Sadece lafla, yani laf ebeliğiyle, işte psikopatlıkla, münasebetsizlikle, enaniyet, kibirle kendince Müslümanları rahatsız edeceklerini zannediyorlar. Halbuki o konuşmalar olmasa Müslümanların meskenet olur. O konuşmalar Müslümanların ataklığını, birlikteliğini, riskin büyüklüğünü, küfrün şiddetini, şeytanın ne derece azgın olduğunu görmelerini sağlar. Öbür türlü mümin şeytanın nasıl olduğunu anlayamıyor. Münafık olmadan şeytanın azgınlığını, ahlaksızlığını anlamak mümkün değildir. Münafık kanalı anlaşılır. Münafıklara bakıyoruz, geziyorlar. Bak biz de gece gündüz İslam'a hizmet ediyoruz.
Adam orada eğleniyor. Afganistan'da Müslümanlar şehit ediliyor. Adamın umurunda değil. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, İslam aleminin her yerinde kan revan içinde bir ortam var. Münafık bundan hiç ilgilenmez. O kendi zübbe, deli dünyasıyla ilgilenmeye kalkar. Ama Müslümanlara da haset eder. Kendince Müslümanları dağıtacağını zanneder. Dolayısıyla Müslümanlara lafla, sözle zarar vermek mümkün değildir. Müminlerin bu şevkini, heyecanını, gayretini artırır. Ama hayrettir işte, bak hala şaşırıyorum. 900 Müslüman içinden 300 tanesini ikna ediyor ya. İnanılır gibi değil. Diyor ki, ya doktor sıcakta diyor, cihada çıkarıyor diyor, görmüyor musunuz diyor. Haşa, yani onun umurunda bile değil diyor. Ben sizi koruyorum diyor, halk kahraman havasında. Hakikat ya diyor adam da. O mücadele olmazsa tamamen yok olacağını Müslümanların göremiyor. Peygamber kadar müminlere müşfik bir insan var mı? Merhametli bir insan. Onu merhametsizlikle, haşa, Müslümanları korumamakla itham ediyorlar. En çok üstünlük durdukları konulardan biri bu. Ve bizi boş vaatlerde bulunuyorlar. Mesela savaş oluyor, iki taraftan sıkıştırıyorlar. Diyor ki, Allah ve Resulü hakkında çeşitli zanlara başlamışlar diyor. Bunların asıl derdi Allah'la oluyor. Ayete diyor bak, sen onların sana öfkesinin nedeni diyor, asıl benim diyor Allah. Asıl bana öfkeli onlar diyor. Yani sana böyle yöneliyorlar ama diyor, asıl benim diyor onların derdi diyor Allah. Bunları yaratan kim? Allah. İşte Müslümanın imtihan olması için böyle mahlukat gerekiyor. Yani merak ettikleri için, hani çünkü mesleklerini öğrenmek istedikleri için münafıkları özelliklerini onlara aktarmak lazım. Çünkü cehenneme niye gittiğini görmesi gerekiyor. Çünkü cehenneme gittiğinde ben niye geldiğimi bilmiyorum demesinler diye Allah bize mahkeme gerekçesini söyletiyor. Mahkeme hükmünü açıklatıyor. Yani bunun amacı budur. Allah beni vesile eder. Müslümanlar arasında bazıları